Tuba Hanım demiş ki ne kıymetli bir insandır Ahmet Maranki, ne kıymetli bilgiler veriyor hoca. Sinirli değil, sadece doğruları söylüyor demiş. Millet uyuyor, rahat olun Nur Hanım demiş Tuba Hanım. Size söylüyor. Bana söylemiş. Evet, ben bir şey söylemiyorum. Ayşe Millet. Hanım demiş ki Nur Hanım Ahmet Hocam anlatsın, çok kıymetli düşünceleri var, deryadır, istifade edelim lütfen demişler. Valla çok güzel destek mesajları geliyor hocam size. Nur Hanım Maranki Hocama sorar mısınız? Sallama çay, papatya, kantaron çaylarını içebilir miyiz? Tabii, Sallama sallama da olanlardan. olur, demleme de olur. Sadece söylediğim o aktarlardan açık olan çayları almasınlar, talep etsinler. Aktarlarımız iyi ki var. Ama kapalı kutuda, çuval içinde almasınlar. Aflatoksin olabilir içinde, birikmiş. Bu da karaciğere rahatsızlık veriyor. Kapalı, aflatoksin testinden geçmiş, kapalı ambalajda alsınlar. İster demleme, ister sallama. Hatta bir defa da atmayın, 2-3 defa. Bakın, bu Covid'in en büyük şeyi, doktorlarımızdan benim de öğrendim. Çocuklarım, eşim biliyorsun. Kızım doktor, ihtisas yapıyor. Tuğba Hanım, damadım Avrupa'da. Hep söylenen şu: ağzı daima sıcak tutmak. Yani bu sıcak. Bak, ben kitabıma yazmıştım Türkiye'de ilk defa. Geçen gün bir doktor Bekir Bey'de duydum. Bakın, kuru gıdalar, bakın ve sıcak gıdalar yemek lazım. Yani ıslak ve nemli gıdalar yememek lazım. Soğuk kullanmayacaksınız. Boğazınızı devamlı nemli tutmamız lazım. Onun için çay evinizin altında devamlı yudum yudum, ılık su için diye söylemek istiyorum. Peki mesela bunun haricinde boğaz bölgesini koruyacak, bu bağışıklığın güçlenmesine fayda sağlayacak başka tarifiniz var mı? Tuz. Tuz. Kaynar suyun içine kristal tuzu atıyoruz. Eriğini yapıyorsunuz. Bu eriğikle burnunuza sıcak şekilde, yani yakmayacak gibi, burnunuza çekiyorsunuz genizinize kadar. Çünkü diyorlar ya doktorlar, buradaki tüyden beyne bile geçebilir falan filan diyorlar. Bir, iki, ağzınızda, dizinizde gargara yapın, boğazınıza yapın. İlk ağzınıza aldığınızda biraz da yutabilirsiniz, aşağıya doğru olan bu yutak bölgesindeki. Olabilse bir mantar veya virüsleri de yok etmede. Tuz dünyanın en güçlü mikrop öldürücü. Çünkü tuz bozulmaz, tuz kokmaz, tuz 5000 yıldır durur. Mesela eti alıyorsun, değil mi? Bir gün dışarı bırak, kurtlanır, değil mi? Kokar. Tuzluyorsun eti, 5 Kokmuyor. sene duruyor. Tuz kokmaz, her şey kokar. Her ne kadar bu tuzu, ama kristal tuz, oluşmuş tuz, beyaz tuz, Romalıların beyaz altın dediği, baktı mı buradan sana gözüken tuzu. Bakın, karbon kömürdür, karbon elmastır. Biri 100 yıllık, biri 500 milyon yıllık. Biri 100 lira, biri 100 milyon lira. Bunun gibi düşünün yani. Evet. Peki çay tarifi verdik. Özellikle böyle sinirli bir Demek ki ben sinirli değilmişim. Yani siz, hani diyor ya, niye falan Ama bağırıyor. hocam ben size sinirlisiniz demedim. Ben sizin normal gündelik halinizi bildiğim için seyircilerimiz yanlış anlamasın. Seyircilerimiz mesaj atıyor bana Ahmet Baranki Hoca niye bu kadar fevri diye. Cevabını verdi işte vatandaşlar. Şimdi bir soru daha soracağım. Derdimiz var Nur Hanım. Bakın hoca nasıl sinirlenecek bakın. Nasıl sinirlenecek? Hangi ekmek yenmez? Bugün ekmek yenmez zaten. Niye ekmek yiyorsun ki? Ekmeği Siz biz yemiyor musunuz eskiden, ekmek? ben yemiyorum aylardır ekmek. Siyaz ekmeğimi kendim, buğdayımı ekiyorum, bulgurumu yapıyorum ve yoğunluklu, geni değişmemiş. Unumu da yapıyorum, İnsanlığın hizmetine de sundum. Ya hocam ben de böyle söylediğiniz zaman çıldırıyorum. Sizin öyle imkanlarınız var, yapıyorsunuz. Şimdi ben Bilmem ne rujunu alıyorsun ya, onu da al getir, otur evinde, de ki Siyez buğdayı nerede var artık? 10 liraya sana bir ay yetecek un geliyor. Biraz da becerin olsun. Ona diyorum, sorana, becerin olsun. Al evinde ekmeğini yap kardeşim. Hamuruna içine domuz mayası da koyma. 8 tane nohutu. Bak şimdi, bütün ekmeklerdeki ve mayalar şüpheli, jelatin. Diyorum ki 100 gram su al. Bunun içine suyu doldur. 20 tane nohutu içine koy bunun. Birazcık da bulgur at. Bak, bulgur, Siyez bulguru. Azıcık da tabii şeker at içine. Sana ne oldu biliyor Maya musun? mı? Maya oldu. Hocam marketlerde maya yok.
Bir daha tarifini verin. Ne Evet. olursunuz. Değil mi? Benim gibi dertli olanlar var mı? Marketlerde yemin ediyorum maya Maranki yok. Hoca'dan tabi maya tarifi. Bakın. Kaynatılmış bir suyun içine 10 tane, yani şu 200 gramsa 10 tane nohut atıyoruz. Bir su bardağının Bir su içine. bardağının içine. Çünkü o bir su bardağından daha fazla. Fazlaysa 15 tane. Birazcık bulgur atıyoruz. Ne Bak, kadar birazcık? yani birazcık dediğimiz bir fincandan yarısı kadar Tamam. bulgur atıyoruz. Bir de bir tatlı kaşığı kadar içine şeker atıyoruz. Bunu yapıyorsunuz. 7 gün duruyor. 7 gün bunun içinde duruyor. Ağzına bir tülbent koyun. Bu içeride mayalanıyor. Nerede bekletiyoruz bunu? Dışarı. Evinizde normal ısıda. Soğukta değil. Köpürecek, maya olacak. Sanki hamur mayası gibi şişme yapacak, köpüklenecek. Hiç korkmayın. Bu probiyotiktir. Faydalıdır. Hele bunu kaynatıp biraz daha suyunu içsen kalp damar açıcı özelliği vardır. Sirkeler gibi, nasıl sirkeler probiyotik. Niye elma faydalı? Elma sirkesi 15 kat faydalı. İçinde biyotikliyorsun bunu çünkü. Arttırıyorsun değerini. Sonra o sudan getir. Ununu getirttir. Tık 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 tık. Evine geldi mi 10 liraya un? Geldi. Onun 300 gramını al, bir tane kabın içine boşalt. Geceden suyunu koy. Bunu da koy içine. Sabaha bırak şişsin. Bütün mayayı mı koyacağız içine? Hayır. Bir kaşık içine at yeter. Bir yemek Bir kaşığı tatlı mı? kaşığı. Tatlı kaşığı. Hatta baktım biraz mayalanmıyor, biraz çok at. Bu söylediğim 250 grama yarım fincan. Hı. Bunu atıyorsun. İçinde, suyun içinde, atacağın suyun içine bunu döküyorsun. Hanımlar bilir. Yani siz ekmek yapmadığınız için herhalde. Ama siz şeyler öğrensin diye soruyorsunuz. Hani şey yapanlar. Hakikaten, çünkü o fincan suyu suyun içine Hocam dökecekler. oradan baktığınızda mutfakta yeteneksiz gibi gözüküyorum Estağfurullah, galiba. yemek programını yapan diye söyledim baştan ben. Yani ilim Sağ siyaset olun. hocasıyım. Bunu yapacak. Hatta ne yapsın? O hamur olduysa sabah, kabaracak sabah. İçine birazcık ceviz atsın. Birazcık üzüm çekirdeği tozu atsın çocukları için. Üzüm tanesi atsın. Mesela fındık kırsın evde, ne varsa. Bunu atsın, hani Çekirdek çocuklar de yem. çok yakışıyor. Çok güzel olur çekirdek ekmekler mesela, bütün hafif haşlasın bunu, tabisini bulabilirse atsın koysun. Hani kek yapıyorlar ya, kek gibi tabağın içine koysun, versin fırına. Vallahi Elmas Hanım yapıyor, al bunu ye. Bak Hatta bir şimdi. yöntem var, onu da söyleyeyim. Eğer böyle taş fırın taşlar vardır, fırına giren özel taşlar. O taşlardan bulup ekmeği de onun üzerinde pişirirseniz taş fırın ekmeği gibi çok güzel oluyor. Evet, taş fırın, üstüne de çörek otu gezdir biraz, değil mi? Çok güzel İçine oluyor. biraz da susam at. Bak, Avrupa'da Yani bu tahıl ekmek yenir mi? kesin. Bu Bu anlattığınız. ekmekten, asıl ekmek olduğu için, çekirdek ekmek olduğu için mesela ben bunu ürettim. Bütün bu tahıllardan glutensiz ekmek ürettim. Hı. İlk defa Türkiye'de glutensiz nereden ürettim biliyor musun? Hani ekstrat yapıyorum ya. Hı. Ekstrattan çıkan posalarım oluyor. Hani çekirdeklerin, meyvelerin hepsinin posası. Bunların hepsinin posasını aldım. Yine ekstrat şurubuyla birleştirdim. Ekmek yaptım. Bakın, bunların hepsi evde yapılabilir. Ama milletimiz tembelleşmiş. Bu ekmeği yiyebilirsiniz. Günde bir dilim ekmek yiyin. Hı. Glutensiz niye? Çünkü geni değiştiği için %35'lere kadar gluten oluyor. Siyazdaki gluten oranı %8 ile 12 arasıdır. İnsan normasına uygundur. Bakın, çölyak hastaları deneyebilir. Doktorlarına sorsunlar. Bir baksınlar diye söylüyorum. Bana göre de zaten hastalık diye bir şey yok. Bağışıklık sisteminiz düşmüştür. Hastalığın sebepleri vardır. Bu sebepler virüstür, bakteridir, parazittir, mantardır. İşte bağışıklık sisteminin düşmesidir, peristaltik hareketlerin olmamasıdır. Midede helikobakteridir, karaciğerde aflatoksindir. Bunlar ortadan kaldırınca insanların sağlığı düzelir. Bununla Evet. ilgili karaciğer, deve dikeni enginar, hemen deve dikeni enginar çayını al, karaciğerini düzelt kardeşim. Midede rahatsızlığın var, kişnişi, al çayını iç, kullan. Meyan kökü, bak dün bir doktorumuzu dinledim. Sağlık Bakanlığı'nın o bilim kurulu farmakoloji profesörü dedi ki, şu anda dedi meyan çayı da kullanılıyor dedi dünyada. Bu çok önemli, meyan çayı dünyanın en güzel şekeri. Meyan çayını siz de alın için. Bakın,
Alın bir meyan kökünü, 1 litrelik suya atın, kaynatın, yudum yudum için, şeker diye bunu kullanın Nur Hocam ekran başında yüzlerce hanımefendi var. Birazcık da gerginiz. Herkes bana şeyi sormuş. Maranki Hoca'nın da cildi çok güzel gözüküyor. Cildi için Maşallah, neler yapıyor? Tamam Subhanallah, hocam Barakallah. maşallah. Aman Allah nazarlardan Nerede şeylerim, hepsi üstümde, tamam. Ne o? Kozmik koruyucular lazım. Hafizan Allah, çıkarken sekülerist adamlar anlamaz da bunu. Ayetel Kürsi'yi okuyup 7 defa kendinizi cam fanus içine alın. Hıfzıhuma 7 defa aşağı yukarı sağa sola, öne arkaya, 7.'yi de içinize alın. Rivayettir bu. Hıfz, Allah hıfz ederse korusun diyoruz ya, Allah'ım korusun. Allah'ım sizi korusun, nazarlardan Hepimizi, saklasın, kem gözlerden sakınsın güzel inşallah. insanları, Kadınlar, mavi özellikle hanımlar, giyenleri. sağ olun hocam. Yine tevafuk olmuş, Evet, tutturmuşuz aynı yani. renk giymişiz yine. Kadınlar ve erkekler için cilt güzelliğini koruyacakları formüller verebilir mi Maranki hocamız demişler ve yüzlerce telefon almışız sadece bu konuyla ilgili. Evet. Tabii cilt çok önemli. Ben mesela arı ürünlerini öneriyorum. Arının poleni, arının baldan yapılan. Mesela bal maskesini öneriyorum. İyi bir Nasıl? bal bulurlarsa, bir balı hafif sulandırsınlar ama çok hafif. Tamam. Bak, çiçek balından bahsediyorum. Çam da yapabilir, kestane de Ilık yapabilir. suyla mı sulandıralım? Ama çok az, sulandırmasın. Hani koyuysa. Onu ısıtırsanız biraz o yumuşar, gevşer Tamam. bal. Alın, gözünüzü kapatın, saç diplerinizden bütün boğazınız dahil bal maskesi yapın. İncecik. Boğazınız derken dekolte. Tabii yani Şöyle. buradan yukarısına, bütün burada kırışlar oluyor ya. Tamam. Şimdi bu ne yapacak? O balın içindeki 3.000 çiçekten alınan, sayıyoruz ya bitkiler şifadır diye, hepsini Allah toplamış sana balla vermiş. Sen getir onu, Maranki Hoca söyledi diye güzel enerjiyle yüzüne sür. Acaba mı, olur mu canım, boş ver bunu şimdi. Hani deme, çekim yasasını güzel kullan, güzel gör, cildine sür. Bekle, o cildinin ısısıyla o akacak, hafif hafif böyle. Akacak güzel, burana da bir havlu koy güzelce. Yarım saat, bak 21 dakikadan önce yapılan hiçbir maske fayda nazariyesi düşük olur. Neden? Bedendeki kan devranının sağlanması lazım. Bak, 21 dakika o maske yüzünde duracak. Durduktan sonra hani kan bir gidecek aşağı, dönecek yüzden, temizleyecek orayı. Yeni kan gelecek. Balın içindeki bütün faydalı mineraller, elementler, vitaminler, mineraller, hani hepsi onu, cildin onu emecek. Ellerimize de yapabilir Tabi miyiz? elinize, bütün bal bedeninize yapabilirsiniz. O çok Ballı su, pahalıya mal olur yo, hocam bütün ballı su bedene. yapın haftada bir gün. Yani bir tanesi diyorum. Bedene de ne yapacaksınız? Cildinize ikinci formül bu. Bundan önce yapacağınız kil. Bakın, kadınlar, biz neden yaratıldık? Topraktan. Öyle inanıyoruz. Sudan. Suyla toprak insanın şifası. Kil bulacaksın. Çok kaliteli bir kil. Basit, bunları buluyorsunuz. Sulandır. Fırçayla yüzüne sür. Bak, bir tane pasta fırçası al. Bütün bedenini, her yerini fırçala. Bir gün, haftada bir gün bunu yap. Bak, haftada bir gün yap. 4 hafta sonunda cildindeki o kabarcıklar, kızarıklıklar, hani malum İşte ağdadır, şudur, Kıl budur, dönmeleri tüylerin falan oluyor. dönmelerinden, bütün bunların hepsinin güzelleştiğini, sadece kil maskesi bunun içine, Ne kadar kalacak bedenimizde? 21 dakikadan önce en az bir yarım saat duracak. Bak şimdi, kuru maddelerin ölçüsü nedir biliyor musun? Bak şimdi bu çok önemli. Bal erir. Erimeye başladı mı, bil ki tamam, şeyini doldurdu, emdi, fazlasını atıyor. Ama kuruyan maddelerde, mesela yosun ve şey Kil gibi. kilinde, ikisinde cildin böyle duracaksın, konuşmayacaksın. 21 dakikada cilt çıtır çıtır çatlamaya başlayacak. Kuruduğunu Kuruduğunu hissediyorsun zaten, doğru. hissediyorsun. Hissettiğin zaman bu cildin pırıl pırıl olacak. Bak, önce kilma, önce bir. Bak, kadınlara güzellik. Biz nasıl yapıyoruz? İşte Elmas Hanım dinliyordur. Önce cildimizi tuzlu sabunla yıkıyoruz. Tamam. Tuz. Minerallerle bütün mikropları temizledik. Virüs, bakteri, mantar. İkincisi,
Kil maskemizi yapıyoruz. Yine gözenekleri açtık. Şimdi besleyeceğiz. Yosun, spirulina'nın tozu, Tamam. klorella'nın tozunu alıp sulandırıp sürdüğün zaman bak 3 defa sürsünler. Yosun tozu. Tabii yosun, spirulina. Bu satılıyor değil mi Tabii tabii şeyde? tabii ya, spirulina hapları Astarlarda. var. O Ay, hapın bir tanesini aktarlarda astar diyorum. açıyorsun, kapsülü toz halinde. Maskeyi evde beşine, çocuğuna, kendine, hepsine bunu yapıyorsun. Bakın ne oluyor biliyor musun Nur Hanım? Ya burnundan bak, çok önemli değerli izleyiciler, ağzınızdan tükürdüğünüz balgamdan o yeşil sıvı akıyor. Bak çok önemli. Burnunuzu sümkürüyorsunuz, içinden yeşil geliyor. Niye? Çekmiş. Gözünüzün üst, sabahleyin kalkıyorsunuz, gözünüzün içi çapak doluyor. Bütün gözünüzü temizlemiş. Bu kadar etkili. Bunu dünyada yapabilecek başka hiçbir madde olmaz. Tuz, kil, yosun maskesi yapın. Arkadan da bir bal veya bunlardan yapılmış kremler. Polenli krem mesela. Hı. Polenli kremi sürsünler. Müthiş bir şifa olduğunu söylemek Bir istiyorum. şey daha soracağım, gözaltı morlukları. Ne tavsiye ediyorsunuz gözaltı morlukları için? Bu kadınların bir hayal dünyası var. Aldatılmaya maalesef çok müsait. Kadınlarımız çok saf ve temiz duygular içindeler. Gözaltı morluğuna asla kat'a ve katiyetle, ben anatomi bilgisi de biliyorum. Bak bilgimin dahilinde söylüyorum. Göz altına hiçbir kimyasal süremezsiniz. O kadar hassas bir bölgedir. Göz altındaki morluklar bir mesane. Simahum fi vucuhi min eseri sucud. Simalarınıza bir işaret veriyoruz diyor. Ben bir manası, bunun binler manası var. Şimdi ilahiyatçılarla tartışmıyorum konuyu. Simada göz altındaki torbalar bir safra kesesi. Şişkinlikler, kalın bağırsak problemi. Bak burada torba. Şayet rengi siyaha dönmüşse, mora dönmüşse böbrek ve mesane problemi olduğunun %100 işaretidir. Ama şunu da korkutmayalım. Yani sizin genetiğinizde gözaltı morluğu varsa... Asla gözaltı morluğu diye bir şey olmaz. Allah insanı yaratırken mükemmel bir şekilde yaratılmıştır. Ha bunun derecesi 1 ile 100 arasındadır. Affedersin üşütmüşündür. Gece açık kalmışındır. Böbreğin idrar yanman olur. Hani falan, o burada belli olur. Hafif bir morluk olur. Çok morluk olur. Kapkara olur. Hatta buradan böyle şeyler çıkar. Bunlar da eskimez kitaplarda kaydı vardır. Sima ilmi vardır. İbrahim Hakkı Hazretleri'ni bu üniversiteler okumazsa asla kata ve katiyetle netice alamazsınız. Hans'ın, Johnny'nin ürettiği aşıyı beklemekten başka size bir çare bırakmazlar. Ne zaman bu tıbbı nebeviyle 5000 yıllık Türk tıbbı modern tıpla birleşecek, kadınımız mutlu olacak. İnsanımız mutlu olacak. Burnunun üstünde sürünürsün, Johnny'nin beklediği aşıyı beklersin. Sayın Cumhurbaşkanı bu tamamlayıcı tıbbı birleştirip hayata geçirmesi lazım. Almanya'da, İngiltere'de ne uygulanıyorsa Çin'de, bu ülkede uygulanması lazım. Niye yapmıyorsunuz kardeşim? Yapın bunları. Bak bir virüs geliyor, binlerce kişi ölüyor. Yap bunu ya. Yap şu söyledin. Tuzla yüzünü yıkasan, kili sürsen, spirulina'yı sürsen, değil mi? Arının, Allah iki kişiye vahyettim diyor. Bunu kitaba yazsan, şu kitaba yaz bunu ya, ver. Uygulasın vatandaşın, niye yazdırmıyorsun? Sen neden dinsiz, sekülerist, Allahsız, kitapsız bir modern tıp diye ortaya koydun tıbbın yanına? Müslüman bir ülkeyiz. Neden sen domuzu yediriyorsun? Şeytan diyor domuzu yedireceğim diyor. 1500 emülgatörün 900'ü şüpheli domuz. Çin Ama tuzunu niye yasaklamıyorsun? Bak bağışıklık, cildi niye bozuluyor? Çin tuzunu yiyince çocuk cildinde problem oluyor. Kızımızın sivilcesi çıkıyor. Gidiyor bunu yapıyor. Bunların hepsinin çözümü var. Sadece gül ya. Gül suyunu sür yüzüne güzelce. Bak ben bunu sürdüm bugün. çok da güzel, iyi gözüküyorsunuz. Ama Teşekkür pardon, ediyorum. çok özür diliyorum. Maşallah, subhanallah. Allah'ım nazarlardan saklasın. Sizi de Hocam efendim. Sizi de çok bu. teşekkür Bak ediyorum. hiçbir kırışınız yok. Niye? Yapıyorsunuz, uyguluyorsunuz. Sadece konuşmuyorsunuz, değil mi? Evet, o çok Yaşıyorsunuz. önemli tabii ki.
Ahmet Maraki hocama çok teşekkür ediyorum. Bir günde şeyi konuşalım hocam. Bir gün tekrar lütfedip de gelirseniz, vakit ayırırsanız. Tabii tabii. Bu yüzdeki belirtiler neler? Mesela dediniz ya gözaltında tamam, morluklar, böbrekleri. Ona göre onu tamam, konuşalım bütün olur mu? Bütün çizgiler, renkler aynen. Elinizde. Heh. Bütün kaç çocuğun olacak, ömür, yaş bunlar bilimdir, film değil. Evet gözüküyor.